Gel karıcığım, gel bakalım. Gel bakalım. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin en eğlenceli yarışması Cevap Ver Türkiye'ye hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet değerli izleyenler, inşallah yine çok güzel bir yarışma bizi bekliyor olsun. Çok güzel eğleneceğiz, yarışacağız. İnşallah benim takımımın kazandığı bir gün i̇nşallah olsun. İnşallah benim takımımın kazandığı. İnşallah bakacağız. Güzel iki tane takım gelecek. Bir takımı tam 200 bin lira kazanma şansı var. Eğlendirirken aynı zamanda da kazandırıyoruz Cevap Ver Türkiye olarak. Oldukça kazandırıyoruz. Oldukça kazandırıyoruz. Nasıl, keyfin yerinde aşkım? Şöyle bir problemim var. Her seferinde şu arkada bakışıyoruz, Eser'le bakışıyoruz. Ve her bakıştığımızda sana diyorum ki hadi. Ve aynı anda çıkıyoruz kapıdan ama her seferinde sen birazcık daha geç geliyorsun şuraya. Ve hiç ortalayamadık daha bugüne kadar platformu. Böyle mi gerçekten? Böyle mi gözüküyor orada? Bence böyle geç, ya. Ben yavaş mı geliyorum? Aşkım sen bak, bir adım yavaşla, ben bir adım hızlanayım. Ben adım atıyorum, sen yarım adım mı atıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir şekilde ortada buluşamıyoruz asla. Artık başta gömmeye başlıyorsun. Yani en başında giriyorsun. Hiç gömmüyorum. Artık. Bu şekilde söylediğin için ben zan altında kalıyorum. Niye? Yavaş yürüyorsun diyorsun. Bu gömüş mü aşkım? Gömüş. Bu bir brief. Brief. Bir geri dönüş. Tamam, yarın o zaman erken girelim. 11'de buluşalım burada. Oradan çıkış çalışalım. Sen oradan koş. Biraz hızlı adım atarsan bu iş çözülür. Tamam, ben de. Tamam tamam. Tamam, o zaman takımımı çağırıyorum. Broş. Broş'un anlamı nedir? Bereket. Broş. Şans, uğur. Güneşin hem doğuşu var. Hem doğuşu var hem batışı var. Doğru mu bu? Evet, güneşin doğuşu, batışı farksız. İki tane tavus kuşu sırt sırta vermiş gibi. O da olabilir. Ama ben böyle yorum okuyorum. Hayat bir gündür, o da bugündür. Özlü sözlerde bugün, evet. Bak, bereket. Bereket, şans. Bereket, aynen. Şans. Yonca. Hızlı yürüyüş, yavaş yürüyüş. Bunu temsil ediyor. Tebrikler. Başarılar, hadi. Başarılar Eser. Çağır yarışmacılarını bakalım. Heyecanla bekliyorum. Gel bir makas alayım. Ah. Azal, makyajım akmasın. Pardon? Makyajım azalıyor. Sonra ben yanağım parlayacak. Takımımı çağırıyorum. Takımımın ismini çok beğendim. Hemen edindim kendime takımımı. Hazırsanız o zaman pilav üstü takımı geliyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Cıvıl cıvıl bir takım ya. Çok içim açıldı vallahi, sizi gördüm böyle genç genç. Enerjime çok uygun bir takım. Kazanıyoruz hazırsanız. Tabii. Daha tabii. Diğer takım görmeden kadar. Demek yok gelişimde. Çok güzel. Evet, şimdi ben de gelen takımın ismine razı bir insan olarak, ismini beğenmiş bir insan olarak, kendim de öyle hissettiğim için Hanım Köylüler takımı geliyor, alkışlarınızla. İşte bu. Kardeşim hoş geldin. İşte bu. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben hemen takımımla. Ya yavaş yavaş. Temas. Seni bekliyoruz böyle. Temas. Yavaş yavaş. Aşkım ben yavaş mı diyeyim? Hızlan. Hızlan, ben tempo istiyorum 40 yeter. 40 yaşına kadar yavaşım. 41'de koşamam. 40 buyum ben. Ama bir dönüm noktasıdır yani. 40 insanın hayatında bir şeydir. Koş yani, birazcık da koş. Bir tempolan ya. Devam et. Bir yüksel. Devam eder misin? Takımı tanıyabilir miyiz? Takımın yanına gidiyoruz. Sevgili Pilav Üstü takımı. Evet. İsminizi çok beğendim. Harika bir isim. Kim buldu isminizi? Sen buldun. Neden Pilav Üstü? Çünkü biz aynı yerde çalışıyoruz. Böyle molalara çıkınca pilav üstü tavuk, pilav üstü köfte falan yiyoruz. Pilav üstü bir şeyler. Bir de biz de pilav üstü işte bir şey yerken aradınız. O yüzden dedim ki pilav üstü, pilav üstü olsun. Çok aynen. Güzel. Takım kaptanı da Ebu Bekir sen oldun. Evet. Neden seni seçtiler sence? Valla gittiğimiz günde kimse aday olmadı, ben aday oldum. Oraya ben taş oturdum. Kağıt makas yaptı. Ama seçimde farklı kişiydi. Taş kağıt makas yaptı. Evet. Sen çıktın. Yok aslında evet. Ben kazandım taş kağıt makas. Mikrofonu gördüler kaçtı. Eşine verdin. Evet. Güveniyorum çünkü, o yüzden. Bana çok güven vermedi biliyor musun? Sen olsan sanki sen daha iyi kurtarırmışsın gibi geldi birden ama hadi bakalım, sen kendine güveniyorsan da bir şey diyemiyorum. Siz yeni evlenmişsiniz, 8 evet. Aylık evlisiniz. Ve bir de bir tane evlilik videonuz var, viral olmuş. Singapur'da falan keşfetlere evet, düşmüş, evet. Çok beğenilmiş. Singapur'da mı? Türkiye evet, her yerde. Sizin videonuz niye Singapur'da izlendi ya? 23 milyon, bayağı bir fazla evet, bir... Evet, bayağı bir beğeni yani. Falan var, garip yani. Singapurluların ilgini çekecek ne var ki acaba videoda? Bu dans fikri kimden çıktı? Senden çıktı Aleyna. Sen dedin ki biz böyle bir dans yapalım. Evet. Bu düğün dansımız olsun. Sonra dedim birleştirelim bunları, böyle bir şey olsun. Ama bu kadar beğeni falan geleceğini zaten tahmin etmiyordum yani. Sadece bu dönme Singapur'da bir anlamı mı var acaba ya? Singapur'da öyle mi dönüyorlar? Ne mesela, orada niye şey oldu acaba? Bizim niye
böyle bir düğün dansımız yok? Biz halay çekmiştik sen ya. Sen düğün dansı yapacağız diye iki ay kursa gittik ya. Düğünde dans... Sonra böyle döndürdükten sonra dans sen ettiniz. Sen beni öyle döndürebilir miydin? Döndürsen öyle yapardık biz de. Döndüremezdim de ben... Bizim dans senin etrafında dönmeyle bir şey yapacaktık. Şimdi biz dans provalarında çalıştık. Sonra ben hesap edemedim. Gelinlik var ya. Abi bir çıktı evet. Düğüne dönmeye çalışıyorum etrafından. Böyle geniş açıdan dönmem gerekiyor. Şarkıyı buyur kaçırdım. Okuyorsun ritim ben. Kaçtı. Dans berbat hale geldi. Sonra yine fırçayı ben yedim. Sanki ben hesapla yapamadım. Fırçayı yemedim aşkım. Bak yanlış yönlendiriyorsun. Televizyonların başındaki herkes beni kötü zannedecek beni. Fırça atmayan biri misin fırça sen? At, şu an atmıyorum. yani. Şu an atmıyorum. Fırça atsa bunu herkes çok daha iyi bilir. Evet hanım yani. Köylüyüz. Tamam pilav üstü. Buyur devam et. Tamam karıcığım. Hayırlı olsun. Evlilik nasıl gidiyor? Çok güzel. Harika. Şey evet keyifli evet. Güzel gidiyor. Keyifli. Singapur'da bir balayı yapsaydınız bari. Bir şey. Singapur'da sivil havalimanında karşılasalar ya geldi o dönemler falan bir şey. Yapsa, böyle şakalar geldi aklıma. Buyur güzel devam. Güzel bir böldün iyi oldu. Evet, özür dilerim. Tamam devam edin. Oğuzhan ve Eren siz de sevgilisiniz. Evet. Evlilik planınız var mı? Allah bilir. Bizim burada giderken ayrılacakmış gibi bir his verdiniz bana. Bizim yaranımız belli değil ama ben seviyorum Ela'yı tabii. Yayınlanacak mı? Ela sen çok trip atıyormuşsun. Abi, şimdi burada kaç defa attı bana? Atmıyorum. Trip atmamı hak ediyorum. Niye oraya konuşuyormuşum diye mesela. Niye bu kadar çok trip atıyorsun? Arkadaşlar destek çıkar mısınız? Gerçekten Oğuzhan hak eden bir çocuk trip atmamı. Ama hani alıp başını gidiyor musun? Eser diyorsun da çok üşengeç. Şöyle böyle farkı yok. Aynen. Kendi ayrı. Ama ben ondan iki çocuk yaptım, evlendim. Biz 7 senedir evliyiz. Ben onu düzeltmeye çalışıyorum. Hala çalışıyorum. Hala umudu var. O çok güzel bir şey. Umut veriyorum hala. Umutumu hiçbir zaman kaybetmem kocacığım. Önemli olan kalbinin güzelliği ve broşun. Senin için yarın koşarak gireceğim buraya. En önce geleceğim buraya. Sabahtan bekleyeceğim seni gel diye bak. Tamam aşkım teşekkür ederim. O sen müthiş ya. Allah bilir. Sen yıldın mı Ela'nın triplerinden? Hayır. Evet ondan. Ela'dan yılmadım ama triplerden evet. Bak. Niye trip atıyor sence Ela bu kadar? Sende bir hata olabilir mi? Bende hiçbir şey yok. Bir şey bulamadım ama bende hiçbir şey yok. Ela kendi kendine alınıyor aynen, trip aynen. Atıyor. Bir şey anlatabilir miyim? Tabii ki lütfen. Öğrenci evi var, tek başına yaşıyor daha doğrusu. Ve evini ben temizliyorum, yemeğini ben yapıyorum. Hani burada trip atmakta haklı değil mi? Kendi evini kendi temizlemiyor mesela. Ama sen temizleme. İşte ben de gidiyorum oraya pislik içinde oturmak yerine. Mecburen temizlemek evet. Zorunda kalıyorsun. Ama yemeğini ben veririm temizliyorum. Mamasını veririm. Aynen öyle. Nasıl? Aynen öyle. Ya böyle bir... Evcil hayvanı gibi gerçek. Ya, gerçekten. Ama çok tatlısınız. Heyecanlı mısınız? Motivasyonunuz tam mı? Tabii evet. Ki motivasyonunuz tam. Motivasyonunuz tam. Heyecan var ama. Hanım köylüleri darma duman etmeye geldik. Aa, beklenmedik bir yükseliş oldu. Aniden. Aniden. Peki bilgi yarışmalarında böyle tahmin yarışmalarında iyi misinizdir? Güvenir misiniz? Yani evet. Evde iyiyiz. Bakalım bir de burada nasılsınız? Bakalım gözlemeyi ama beni bir yükselttiniz. Bence güzel, enerjiniz güzel. Seni birine benzetiyorum Ebu Bakir ama kime benzettim de bulamadım. Bir oyuncuya benziyorsun ama kim acaba? Bunu düşüneceğim ve bulacağım. Hiç benzetildiğin biri var mı? Can Yaman'a benzetiyorlardı. Saçları uzunken. Can Yaman değil. Evet. Bizim Kubilay Yaka. Kiraz mevsimindeki bir şey vardı. Kavak yerlerindeki Efe Onlayan'a benziyor mu? Adını unuttum. Evet, Deniz. Deniz. Sen de Efe'ye benziyorsun. Buyur Kavak yerlerine. Evet bir dakika hanım köylüleri tanıyalım. Başta ben Eser Yenenler hanım köylü olarak. Köylü olarak. Evet kardeşim hanım köylüsün. Dorukcan. Gururla. Gururla. Gururla harika. Gururla hanım. Ne zamandır, ne zaman düştün bu yollara? Anlat bize ne zaman hanım köylü. 5 senedir düştüm bu yollara. 5 senedir aynen. Evli misiniz? Evliyiz. 4,5 senedir evliyiz. Maşallah. Spor salonunda tanıştık. Hocası mıydın? Hocası değildim ama programını ben yazıyordum. Sonra çok dedim ki ben dedim evlenirim nokta atışı. Evlilik. Direkt. Tabii direkt. Programını yazıyordun. İşte programını yazıyordum. Biceps aynen. Falan 3 tekrar, 4 tekrar sonra. Aynen. Hop oraya telefon numarası mı? Nasıl oldu? Yok sonradan baktım hemen sosyal medya oldu artık her şey. DM. Yazdım. Yazdım. Hemen. Ama dedim Eser abi evleneceğim yani. İlk öyle mi yazdın? İlk öyle dedim. Yok öyle yazmadım da. Senin benim dedim, hanım. Kesin evleneceğim dedim. O yazdım. Hani sonrasında tanıştık. Yürüme, işte spor, yürüyüş falan öyle. Yürüme derken? Yani yürüme. Yok yani yürüme ama sahilde yürüyüş. Olarak. Sahilde yürüyüş. Yürüyüşler yine evet, spor evet. Yapalım ayağına diye aynen. Devam ediyor olaylar. Evet. Ya biz totalde 7 aylık tanıştık. Hemen evlilik teklifi evlendik. Ya garip bir şey. Evlenmede o hissiyat var bence gerçekten ya. Yani evleneceğin insanı hakikaten hissediyorsun durumu. Ben neden bilmiyorum ama biz de Berfu'yla karşılaştığımızda direkt evleneceğiz dedik mesela. O enteresan bir duygu yani. Onu direkt yakalaman güzel. Ben ilk gördüğümde dedim ki
bu ne ya? Hani, ne ya derken? Yani görünüş itibariyle böyle ele avuca gelmez, hani zapt edemem gibi hissettim ama tanıdıkça hiç de öyle biri olmadığını gördüm. Ele avuca ya, gelmez zapt edemem. Yani çapkın böyle, evet, gibi görünüyor bence. Fitness eğitmenleri birazcık böyle hani çapkınlık üzerinde bir şey vardır ya hani. Estağfurullah. Yapışmış. Estağfurullah. Öyle ben midir ya? Ben değilim. Ya ben öyle değilim en azından. Sen yazdığıyla evlenen birisin. Ben... Daha önce evlilik var mı? Yok. Yok. İlk evlilik. İlk yani. Tamam. Ama gözler mözler renkli, vücut yapılı şey falan. Yani görünce... Dedim bu herhalde şey yapmaz. Bu bana gelmez. Bu bana gelmez. Bununla uğraşamam dedin ama hanım köylü sana mesaj attı. Vay be. Biraz büyük öyle. Büyük hanımcığım. Sen ne yapıyorsun? Ben matematik öğretmeniyim. Matematik öğretmeni. Özel bir okulda. Aa, benim annem de matematik öğretmeni ama. Evet, gayet güzel bir şey. Matematik öğretmeni. Yani sevdiren hocalar olabiliyor. Sen böyle güzel anlatan, sevdiren cinsten misin yoksa anlayan anlasın, anlamayan defolsun? Yok, hiç abi öyle değilim. Tutmaya çalışıyorum, çekmeye çalışıyorum öğrenciyi. Sevenler böyle güzel başarı kaydettiklerimiz oluyor ama kimisi de diyor ki öğretmenim sizi seviyorum ama matematiği. Matematik. Sevmiyorum. Kaç yaşlarında şu an? Ortaokul grubu. Ortaokula bakıyorsun. Süper. Siz? Selena Hanım. Merhaba. Merhaba. Selay ben. Biz de çocukluk arkadaşıyız. Çocukluk ben arkadaşısınız. 12-13 senedir falan tanışıyoruz. Tanışıyorsunuz. 7-8 senedir sevgiliyiz. 5 günlük de nişanlıyız. Aa, ne diyorsun? Gitgide olaylar büyümeye başladı. Çıkışta da evleneceğiz falan. Biz ilk gördüğümüz anda evleneceğiz evet, diyemedik. Evet, o soruya abi. Biz diyemediniz çok mi? Biz diyemezdik, çok küçüktük çünkü çocuktuk yani. Sizin birbirinizi sindirmeniz 15 yılınızı almış. Aynen öyle. Yani. Nişana gelene kadar hiç hata yapmayalım diye gerçekten. Evet. 5 gündür nişanlı. Şu an iknasın ama değil mi? Nişanlandığınıza göre de okeydir evet, yani. Evet, artık iknayız. Ama işte ilk gördüğümüzde evleneceğiz demek için biraz küçüktük. Küçükmüşsünüz, evet. Şu an yeni nişanlandınız. Evet, 5 gün oldu. Beş gün. Ne yaptınız mı? Törenle mörenle mi? Kendi aranızda mı? Tabii. İsteme nişan. Törenle. Ben işte her şeyi tek pakette hallettim. İsteme. Söz, nişanda da olan her şeyi İstim tek bir gecede evet, evet. Hallettim. Toplu halletmek evet, için. Aynı gecede işte hem yüzük takıldı hem istediler beni. Öyle her şey. Ama aynı bizimki. Evet, hızlı. Her şey, biz hızlı operasyon. Bekarlığa veda partisini de o gece yapmıştık. Evet, onu da aynı anda yaptık. Her şeyi sığdırdık. Bekarlığa vedayı da birlikte yaptık bu arada. Hani tabii. Yani bekarlığa veda gibi bir şey yapamadık. Kimin aynı anda bekarlığa veda başka niye ayrı mı yapmak isterdiler aşkım? Ben anlamadım. Hayır, bekarlığa veda deyince erkekler bekarlığa veda ayrı yapar, kadınlar ayrı yapar ya. Sen de ayrı yaptın benden işte, yan masadaydın. İnanılmaz. Gayet ayrı sayılırsınız. Evet, sizin evlenme teklifiniz galiba Singapur'da çok ünlü olmamış. Bizim Türkiye'de ünlü oldu. Sizinki çok izlendi mi? Böyle bir şey var mı? Evet. Ama çok tatlı bir video. Yani bayağı izlendi. Saçma bir yorum sayısına sahip. Ama Türkiye hariç hiçbir yerde izlenmedi. İzlenmedi. Evet, sadece çok yok. Izlendi. Abi yok, burası internasyonel. Sizinki galiba böyle Luna Park'ta attı karıncaları evet, falan arasında değil mi? Evet. Öyle bir şey olması lazım. Tamam, çok iyi. Biraz daha poz ver. Gideriz vallahi, çok güzel. Sen tabii artık 20 yıl olmuş, bir umudun da yok. Evlenme teklif etmeyecek gibi duruyor değil mi? Yok, zaten o kadar çok konuşuluyor ki sürekli. Ben aslında her an bekliyorum ama biz bir yandan işte içerik üretiyoruz falan zaten. Bu çocukla sürekli video mu çekiyorsun? Gel video çekeceğiz evet, geliyor abi, değil mi? Sen bu durumdan çok mutsuz duruyorsun. Hayır. Hadi gel. Biraz gel. Orada abi seninle aynı durumdayım. Ama söylenen yorumları okumaktan çok memnun kalıyor galiba. Ya ondan sonra da öyle diyoruz işte, evet. Yorumlar değil. Biz de orada. Hanım köylünün gereklilikleri. Hanım köylünün gerekliliği. Gel diyor, video çekeceğiz. Sonra videolarda sen niye mutsuz? Çünkü sabah 9. 9'da kalkıyoruz, hadi takla atacağız. Sen hangi saatte çeksen uykudan yeni uyanmış gibi duruyorsun. Tamam, hep erken çekiyoruz ama yani. Hayır, hadi kalk, akşam 5'te de çeksem uykudan yeni kalkmış oluyorsun. Allah'ım, ne taklalar atmadık, neler yapmadık kardeşim, sorma be. Bir ortak yönümüz daha var. Ben de düğünümüze atlı karınca getirmek istemiştim. Ve bu konu böyle çok inanılmaz büyümüştü. İşte atlı karıncacı falan arıyoruz. Atlı sonra... karıncacı aradım ya. Gerçekten öyle. Atlı karıncacı bir adama ulaştım. Avcılardı bilmem ne. Dedim abi işte bizim düğüne atlı karınca kurarım. Tabii abi kurarız. Ben de tamam abi gel falan filan. Ondan sonra adam yok oldu. Çünkü parasını verdik adama önceden. Adam getirmedi, dolandırıldık. Evet, atlı karıncacılar tarafından. Evet. Bir de düğün telaşı var. Atlı karıncacıya ulaşmaya çalışıyorum gece ben. Neredesin falan diye böyle rezaletti ya. Ama sizinkinde güzel bir anı olmuş hakikaten. Evet, güzel. Siz ne iş yapıyordunuz? Ben anestezi teknikeriyim. Son bayıltan sen misin girmeden? Evet. Evet. Bayıltan ve ayıltan. Ayıltan da sensin. Aa, çok evde kullanıyor musun? Bayıltı bayıltıyor musun? Ama o çok sıkıntı işte. Bir iğneyle bütün her şeyi döküyoruz. Her şeyi açıklarsın biliyor musun yani? Her şey ortaya çıkabilir. Öyle yani, hiç kullanmadın sevgilinin üstünde, nişanlının üstünde denemedin. Henüz değil. Henüz değil. Ama yani büyük bir tehdit var. Asla yalan evet, söyleyemezsin. Bu korku yeterli diye düşünüyorum. Bence de. Sen ne iş yapıyorsun? Ben aile gıda iş yapıyorum. Hanım köylüyüm aynı. Hanım köylüyüz. Bir tamam, de içerik falan üretiyoruz işte. İçerik falan. En hanım köylü huyunuz nedir? En hanım köylü huyum, günün her saatinde video çekebilme özelliğim var.
Aa, kocaca senin de en hanım köylü özelliğin bu. Ya gerçekten. Sadece onun da değil bu arada. Bütün arkadaş çevremde böyle yani. Biz buluştuğumuzda herkes benden zaten bugün ne çekiyoruz diye beklediği için. Artık yani oraya geldi iş yani. Ne kadar takipçim var? 13-14 kişi şeyimiz 10 bin var. Falan. 10 bin. Güzelmiş, 10 binde böyleysen 100 binde fıttırırsın biraz. Ama çok eğleniyoruz. Yani, çok eğlenceli. Hani bir noktadan sonra iş artık onları da sardığı için onlar benden aslında daha hevesliler. Aa, görüyorlar mesela bir örnek video bana atıyorlar. Diyorlar ki biz de çekelim. Çünkü onlar da var mesela patlayan videolarda. Onların da hoşuna gidiyor. Herkes yorum okuyor. Buluşuyoruz, herkesin eline telefonla yorum okuyoruz bile. Sıra gecesi falan bile yaptık yani. Evet. Sıra gecesi. Ha, bir şey, çelik bir olarak. Evet. Nemrud'un kızı. Çöktünüz mü? Evet, çok abi. İyi köfte. Evet, Seray'ı yani. Takip edelim. Şu emekçi kardeşimizin o sabah uyanmaları bari Arda'ya sahip çıkalım. Sayılar artsın. Evet, güzel bir influencer kocasıyla tanıştık böylece. Bir influencer kocası da sendin eski zamanlarda. Artık eski zamanlar değil. Ben, evet, ben 3 sene profesyonel influencer kocalığı yaptım. Yani bütün mesleği bıraktım, her şeyi. Seni kocandım Instagram'da. Hala kocamsın aşkım. Hayır, Instagram kocası. Evet, Instagram kocasıydım. Mutsuz muydum bu durumdan ötürü? Çok mutluydum. Hanım köylülerde bir laf vardır. Çok mutluyuz biz. Ne yaparsanız okeyiz. Okeydir, itaat et. Rahat evet. Et. Bak görüyor musun? Rahat et. İtaat et, rahat benim et. Benim sloganım bu abi. İtaat et, rahat et. O orijinal bir şey değil. Herkes söylüyor cümleyi. Sen değişik bir şey bulursan seviniriz. Yoksa hepimizin sloganı o. Siz de yeni evlisiniz. Sen de hanımcı oldun mu? Kesinlikle. İtaat et, rahat et. Sende de geldi mi motto olarak? Yani, evet. Doğru. Karşı bile çıkamadı. Senin en hanımcı huyun ne? Yani dediği gibi az önce de dedi bir içerik üretelim dedi. Ben de dedim hava karardı. Ondan az önce sonra başka bir şey söyleme. Az önce işte. Ondan hava sonra karardı, yapmayalım. Evet yani güzel bir şey bulmuştu daha doğrusu. Yani ben olamıyorum influencer kocam yüzünden. O da o yüzden. Koca çok önemli. Kocan olmanı istemiyorsa olamıyorsun evet. Influencer. Biraz yardım etmen bu ne lazım. Bu gerçekten hadi artık bu kocaların bir şeyi mi bu? Kaderi mi artık bu? Yani influencer hayatımızın bir parçası yani. Öyle mi olduk artık? Evet, içerik evet. Üretilir. Yani var yani sosyal medya var. Siz içerik üretiyor musunuz? Sizinki çok tutar ha. Sen onu fırçalayacaksın, onu kabul edecek. Siz hiç çekiyor musunuz sizi sen? Yok. Aa, sizin çok güzel olur. Sizin gibi bayağı. Siz çok kavgalı yaparsınız. Ela utanıyor. He? Utanıyor. Gerçekten çekmiyorum. Senden mi? Ne gene olabilir abi. Çekmekten mi utanıyorsun? Ben sürekli aynı storiesi paylaşıyorum. Herkes bana şey yazıyor işte. 190 takipçin var. Kimseyi kabul etmiyorsun, yatıyorsun falan. Hani kendi çevrem görüyor beni sadece. Aa, sen utanıyorsun. Güzel. Olmak evet. İstemiyorsun. Böyle olması daha iyi abi. Daha da beter kafan açılıyor. Sen mi açılıyor yeter. Ya yüzündeki, gerek yok. Yüzündeki ifade hep böyle dalga geçiyor gibi senin. Sen oradan da sinir bozuyor olabilirsin bak. Biraz öyle. Şu an bana söylerken de böyle bir ifadem var. Sana mesela seninle kavga etsem ben döverim seni mesela. Hani şey çünkü ya umurunda değil gibi hiçbir şey. Gerçekten senin tam sinir olacağını ifade ediyor. Kavgadan gülen insansın sen. Evet. Evet. Mesela ben bu da benim yani biriyle ciddi konuşurken ha gülünce deliriyorum. Senin yüzün böyle kendiliğinden güleç. Ve ciddiye almıyor güleçliği var. Öyle değil mi? Ciddi bir şey konuşuyorum gülüyor karşımda. Ha deyip gidiyor değil mi? Yüzü de öyle zaten ifade hazır. Evet. Bakalım yarışmada nasıl olacak? Hazırsak. Şimdi kim başlayacak sorumuz var önce. İkinizde de buton var. Önce sorumuz geliyor. Sonra cevabın baş harfini görüyoruz. Hemen butona basıyorsunuz bildiğiniz anda. Kim başlayacak sorusu gelsin lütfen. Arkadaşınızın yeni iş yerine gönderebileceğiniz şeylerden biri nokta noktadır. Cevabın baş harfini görelim. Evet. Ebubekir. Çiçek. Çiçek. Evet, doğru. Başlıyoruz. Bir şey versen. Hadi bakalım. O senin çok komik bir çiçek anın varmış. Muhtemelen de Ela ile ilgili ve Ela da hiç anlatmanı istemiyor. Evet. Ben bir gün işten çıktım. Bundan yaklaşık bir 3 ay önce. Ela da sağ olsun arada sırada ayda yılı bir yemek yapar bana dediği gibi. O gün bana yemek yapıyor. Ben de birkaç yemek malzemesi aldım. Bir de yolda çiçekçi gördüm. Papatya sever kendisi. aldım ama ben taşımaya utanıyorum böyle. Bak, şeyi taşımaya mı? Aynen böyle. Neden? Sonra ben onu montumun içine koydum. Kapattım üstüne. Eve gidiyorum dedim dur buna bir sürpriz yapayım ben. Kapıyı tıkladım. Yavrum dedim elimdekileri alır mısın dedim. Aldı. Dedim şu montumu aldım çok yandım dedim. Açtı çiçek ben böyle gülüyorum Ela böyle. Çiçek böyle mi verilir çiçek ya diyor. Çiçek öyle mi verilir? Her şeyde trip. Bana hediye alıyor buzdolabına koyuyor hediyeyi. Bir şey söyleyeceğim. Buzdolabını ben arayarak buluyorum. Ama şimdi böyle... Böyle çiçek çıkması da çok hoş değil gibi. Ama öyle çiçek bulamayanlar da var biliyor musun? Aynen öyle.
Aşkım ben de çok değişik yerlerime böyle koyacağım çiçeği bir gün. Sen de göbeğinden çıkarsana böyle birdenbire. Aşkım benim şurada çiçeğe yer var mı? Allah'ını seversen bir bak. Allah'ını seversen ya. Tamam bu geçen aldığım geçen çiçek aldın, var. Geçen aldın inanamıyorum. 7 senenin sonunda bir tane çiçek aldın. Evet. Bir kere daha çiçek aldığını zannetmiştim. Onda da böyle işte Eser dışarıdan geliyor. Bir tane böyle toplantıdan geliyordu. Evet çiçekle geldi. Aa dedim çiçek mi almışsın? Yo bana toplantıda verdiler dedim. Sana verilen çiçeği bana verdin. Ama sana söyledim onu. Söylemeyip onu sana aldığım gibi de yapabilirdim. Üstüne zaten Eser Yenenler ve marka yazıyordu. Evet hazırsanız ilk sorumuza. Gelsin lütfen sorumuz. Hamile denince akla nokta 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 gelir. Cevapların baş harflerini görelim. Süremiz başladı. Aşermek. Aşermek. Mide bulantısı. Mide bulantısı. Baş ağrısı. Baş ağrısı. Bebek. Bebek. Koca. Koca. Sen kilo. Ol. Kilo. Göbek. Göbek. Devam. Karın. Karın. Doğum. Doğum. Her. Hadi bonus. Kardeş. Kardeş sen. Hamilelikte. Hamilelikte. Ne gelir? Uydur gelir. Kas. Kas. Kadın. Kadın. Çok iyi. Daha hemen bonusla başlamak mükemmel ya. Valla bonusla başlayan olmadı çok daha iyi. Tekte bonusla başlayan hiç olmadı şu ana kadar. Mükemmel. Harika. Çocuğu olan var mı aranızda? Yok hamile olan da yok. Gerek de yok. Gerek de yok. Yani şu an her... Ama buna hazırsınız. Bunu gördüm bizim yani. Evet. İş gereği. Hamile. Hamile platisi dolunca aa, her şey tabii doğru. Oradan. İş gereği deyince ben de ne iş yapıyorum dedim. Üçümüz antrenörüz. Pilates, fitness. Hamile pilatesi, hamile spor. Hepsi. Kickbox, Muay Thai dersleri ve pilates. Buradan sonra spora başlayacağız gibi bize sanki. Bunla başladınız ha. Ya mükemmel 500 puanla başladık. İlk defa böyle bir şey oluyor. Ben de ilk defa görüyorum. Ben de ekibime inanıyorum. Dorukcan. Lütfen biz de ilkinde niye full yapmayalım değil mi? Evet. Hazır mısın? Her türlü. Gelsin mi sorumuz? Gelsin. Gelsin bakalım sorumuz. Kahve fallarında nokta nokta görülebilir. Gelsin cevaplarımız. Süremiz yol. Başladı. Yol. Yol. Noni. Noni. Kuş. Kuş. Balık. Balık. Kısmet. Kısmet. Para. Para. Çok iyi. Aa ne oluyor? Hikmet. Hikmet. Evet Seray. Göz. Göz. Aha. Bravo. Hadi full. Harf. Harf. Evet, 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 evet. Bizim 9 saniyemizde kayıtlara geçebilir mi? Gerçekten. Çok iyi, çok çok güzel. İki tane fullle ilk defa başlıyoruz. Hiç böyle bir şey yaşanmadı şu anda. İki tane fullle başladık, 500-500. 500-500. Müthiş. Şimdi hazır mısınız? Hocam. İkinci bonus almak için ikinci sorumuz geliyor. Gelsin bakalım ikinci sorumuz. Nokta 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 sık yapılan bir estetik müdahaledir. Hadi bakalım hayırlısıyla artık açıyorum cevapları. Gelsin cevaplar. Süremiz botoks. Başladı. Botoks. Burun estetiği. Burun estetiği. Dudak. Dudak. Dolgu. Dolgu. Ya. Ya. Saç estetiği. Saç estetiği. Yüz germe. Yüz gerdirme. Meme ameliyatı. Efendim efendim? Meme ameliyatı. Meme ameliyatı. Silikon tamam süper devam. Armut. Armut sen. Mide ameliyatı. Mide ameliyatı. Hadi. Ses estetiği. Ses estetiği. Su estetiği. Su estetiği. Az önce dediğiniz bir şey vardı, evet. Onu düşünün. Söz estetiği. Söz estetiği. Saç ekimi. Saç ektirme. Aklıma geldi unuttum ya. Erfu Hanım, Ela saç ekimi yapıyorum orada. Estetiği diyecek. Tam da sana geldi. Evet ya. Harika. Aklıma geldi unuttum ya. Bir şey söyleyeceğim. Daha demin söylediniz dedin orada. Hayır onu dememiştim ben. Ne dedin? Ela zaten saç ekme uzmanı değil mi? Saç ekiyorsun. Ela bilmeyecek ben mi bileceğim bunu? Ama daha önce söylemiştin dedin. Ben saç estetiği dedim. Saç estetiği dedi. O söylediği şey daha önce söylemiştin dedi. Daha at yaptı ya onu söyledim ben tekrardan. Saç estetiği. Saç estetiği.
Bir tane benim de tatlı bir kopya hakkım var, onu söyleyeyim. Ver, ver. Bir tane ben de böyle bir dürteceğim. Öyle o tarz bir şey yakalarsam dürteceğim. Kocacığım, biz bonus yaptık. Arka arkaya iki tane. 1000 puandayız. Sırada sizin ilk turun son sorunuz var. Gerçekten bugünkü yarışmacılarımız harika gidiyor. Bayağı iyiyiz. Full, ben buradan da full bekliyorum. Kopyamız da var. Kopya da verin ben sana. Bir tane de kopya hakkınız var. Bir kopya hakkımız var, ufak bir tane. Evet, hazırsanız. Hazırız. Dördüncü sorusu geliyor ilk turun. Nokta nokta çiğ yenen bir şeydir. Aa, cevapları görelim. Süremiz başladı. Çiğ köfte. Çiğ köfte, süper. Noni. Noni. Sushi. Sushi, bravo. Balık. Balık. Evet. Meyve. Meyve. Sebze. Sebze. Güzel. Bamya. Bamya. Brokoli. Brokoli. Fasulye. Fasulye. Turşu. Turşu. Evet. Sebze. Çiğ ne yenir böyle? Şey düşünün, çiğ. Ver bakalım ipucunu. Çiğ. İpucumu veriyorum. Böyle... Salata. Salata. Biliyorum ki ben de neyi vereceğim. Evet, salata güzel. Noni. Noni. Biraz böyle... Salamura. Salamura. Bir kuru yemiş, kuru yemiş düşün. Fındık. Fındık. Bak. Tamam, bir tane verdim. Buldunuz mu? Evet. Tamam. Hazır mısınız? En güvendiğinden söyle. Evet, en güvendiğinden. Biber. Bak, en güvendiğinden diyecektim. Bak, bak. Geliyorlar sağdan sola. Ne dedi? Dedi artık. Bir şey diyeyim. Biber. Tamam. Salam. Salam. Şu B badem kesin. Önce salam dedim. S badem bence. S'yi bilemedim. Salam, sucuk falan belki olabilir. Badem. S ne? S ama... Sucuk S. Sucuk salam olabilir hakikaten o ya. Sosis. Salam. Önce salam dedim evet, ben ya. Bir de sebze dedi zaten onlar. Niye biber diyorsun? Önce salam sonra biber de. Hayır hayatım. İkiniz ben de farklı söylediniz. Sıkıntı yok. Sakin olun. Tamam, sıkıntı yok. Evet. Sen şu an biz öndeyiz. 1000 puandayız. Siz 750 puandasınız. İlk turun artık sonuna geldik. Çok başlardayız. Evet. Şimdi ikinci tura geçeceğiz. İkinci turda her cevap 100 puan değerinde. Toplam 1000 puan bonus alma şansınız var. Ve ikinci tur diz beni turu. Çok severim diz beni turunu. Hazırsak diz beni turun başlasın bakalım. Evet sevgili izleyicilerimiz, diz beni turuyla başlıyoruz. Diz beni turunda. Karıcığım, seni baş harf olmak üzere buraya alıyorum. Gözlüklerimizi takıyoruz sevgili yarışmacılarımız. Gözlükleri takıyoruz. Harfler gelecek. Harfler geldikten sonra harfleri ellemiyorsunuz. Bak, düşünceli Oğuzhan'a bak. Oğuzhan halamcı, sevdiceğinin gözlüklerini taktı. İlk halamcı gibisin ya. İşte bu. Bir yerden toparlamak lazım. Evet evet. Sorumuz gelsin bakalım. Bir peynir türüne adını veren ilçemiz nokta noktadır. Cevabı görelim. Ezine. Ezine doğru cevap. Harflere bakabilirsiniz. Ben. Evet geldi. E bende. Evet. E bende. Ezine. O zaman Ela. İyi bende. İyi bende. Ela E verdim. İki tane Z olmaz. Z bir tanesi lazım. Başka bir şey. Ela ile benimki. Bu ne? Ne bende Z. E bana bende. Z. Neyi bana ver. Bakın iyi harfler yanındayım. Bak ben de iyi lazım. Ne mi? İyi lazım. O... Doğru doğru o doğru düşündün. Şu an yanlış yazıyorsun. Gel. Hayatım bu ezine sen iyi kalacak. Ver tamam iyi bende. Tamam yan tarafı. Arkadaşlar ezine. Elada. Tam Z değil. Z değil. Z değil bu. Z değil bu. Ela ile değiştir. Allah. Hayır E bu. Ela E. Boz gönder Z'yi gönder. Z'yi gönder misin Oğuzhan? Al. Z sonunda. Evet. Çevir biraz daha tamam. Evet. Doğru. Evet doğru. Çok zaman kaybettim. Ya, diyorum ki yolun oyunu diyorum ya. Arkadaşlar N ve Z aynı. Evet. Değil, ben istedim. Nasıl aynı ya? Hayır tamam, geniş. Tamam, geniş bir tane. Tamam nasıl? Ben de ne diyorum? Konuşsana Z değil diye. Dedim ya. Ela'yı diyorsunuz ki. Z'yi Ela'yı verin diyorsunuz. E. Ebu Bekir de kendini bozmak istemiyor. Sakin bir şekilde. Ne değil o? Ne değil o? Z. O Z. Çok güzel. Olsun tamam. 37 saniyemiz var. Evet. İlkinde öğrendik. Hızlıca devam edebiliriz. 53 saniyede bildiniz. 37 saniyeniz kaldı. Sonuncu ve sonları kişi kolay anladın mı? Harfler geldi. Şimdi sorumuz geliyor. Konsantre olalım. Gergin bir Bekir var. Hadi konsantre. Gerçekten konsantre. Evet. Sorumuz gelsin bakalım. Davulun eşlikçisi olan çalgı nokta noktadır.
Cevabı söylüyorum. Z. Zurna. Zurna. Doğru cevap. Cevap hemen. U bende. Z bende. Süper. En sona yolla bunu, en sona. En sona yolla. Al. A'yı ver. R'ye ver bana, R. R, çabuk. Hayır, ben R'yi çok iyi, hemen alın. R'yi al Aleyna. R'yi tutalım. Evet. Süper, neyi çevir, 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 çevir. Oğuz çevir, neyi çevir. Çocuğa yine neye çevir, yan çevir, yan. Evladım, yan çevirecek. Yan çevir, çevir. İçe doğru. Evet, doğru. Tamam. Oğuz sana çok yükleniyorsunuz. Yan diyorsun Allah çocuk. Allah. Direksiyon gibi çeviriyorsun. Allah öyle ya. Ters çevir diyeceksin ya. Arkadaşlar rahat olun ya. Adama NZ denk geldi. Arkadaşlar ya. Ya, rahat olun diyor. 15 saniyemiz kalmış burada. 15 saniyeniz hemen kaldı. Sonra. Hadi bir tane daha biliriz. Moral... Bir tane daha bilirsiniz. Bir bakalım tane daha bir tane daha bilecekler mi? 15 saniye onlar için çok kısa bir süre. Bana neye gelmesin artık. Evet. Hazırsak 3. sorumuz gelsin. Senenin 4. ayı nokta noktadır. Cevabı görelim. Ne? Nisan. Nisan. Hadi hemen, doğru. hemen gönder harflerini yana. A bende. S bende. Nisan. Bu A. Neyi ver? Ben bekliyorum. S verin bana. Ben bekle. Aleyna S. Çabuk hadi. Bu ne? Evet. Doğru tut. Tut. Doğru mu? Doğru. Ya doğru, doğru tutmuştuk ama. Doğru tutmuştuk, bir dakika. Neyi doğruydu, ters çevirmiş Ela. Başta tuttuydu ya. Kabul ediyoruz, tamam oldu. Yes. Evet Nisan, bir saniye kala. Çıkarıyor muyuz? Çıkarabilirsin. Doğru, çıkarabilirsin. Üç tanecik. Çıkar sen bir şu neyi al eline, bir okşa bir bak bakalım ne nedir ya. Abi Z. En son ne? Bak Z. Şuna bakalım. Ben tuttuğumda anladım ki ben o farkı. En son olmadım. Neyi? Bak, Z ya. Neyi ne nasıl anlamadım. Z o ya? Bak bakayım. Hayır. Tersten gerçek Z gelsin, o ayrımı göreceksin, çok fark var. Evet. O daha kavisli böyle dışarıya. Ben şanssızlık geldi. Bir de en son yine N'ye geldi, bu sefer iyice hissetmeye çalıştı böyle N'yi. En başta Z ok, hadi Z ve N. Zordu, zordu. Sen İ'yi dağıtmaya çalışıyorsun. İ senin. Bilmiyorum. Ekip birbirine girdi. Bir panikledik ya, olabilir evet, böyle bir sizin şey. Sizin takım büyük dağıldı, şimdi biz şimdi hepsini biliyoruz. Şimdi. Hanım köylülerin dizbeni turu var. Her cevap 100 puan değerinde. Bonus alırsanız 1000 puan değerinde. Gözlüklerinizi takabilirsiniz. Gözlükleri taktığınız anda harfleri isteyeceğim. Baş harf Eser Bey. Baş harf benim. O zaman hazırsak sorumuz gelsin lütfen. Bazı erkekler nokta 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 bırakır. Cevabın baş harfini görelim. B. Süremiz başladı. Bıyık. Doğru. I bende. I bende. Y bende. Y bende, Y. Bıyık. K mi bu? Al, ver. Tamam. Bu ne? Mi? I. Ben hızlı. Evet, kal. Doruk, K'ye dikkat edin. Tamam, K. Tamam, çeviririz. Şu an çeviririz. Doruk, dikkat edin. Doğru. Tamam, doğru. Güzel bir başlangıç. Evet, güzel. 18 saniyede bildiniz. 18 saniyede bildiniz. Doruk, ufak bir kere kriz yaptı. Hazır mısınız? Evet. Evet. O zaman hazırsak ikinci sorumuz gelebilir. İyisini ayıların yediği bir meyve nokta noktadır. Cevabın baş harfini alalım. A. Arpa. Doğru, devam. Evet. Hadi A bende. S bende. U bende. R bende. M bende. M bende. M bende. T. Bu ne? T'yi aldım. U'yu alın. U'yu. U'yu ver. Evet, U aldım. Hazırım. Evet. Tamamım. Düzgün tut. Hadi. Evet. Düzgün tut. R. Evet. Tamam. Tamam. Doğru. Arkadaşlar iyiyiz. Haydi hanım köylüler. Güzel. 52 saniyeniz var. Sorumuzu görebiliriz. Nokta nokta noktanın hem geçicisi hem kalıcısı yaptırılabilir. Cevabın baş harfini görelim. D. Doğru. Doğru. Dövme doğru. D bende. E bende. E bende. Ö'yü verin. Ö'yü. Dövme. E'yi ben düz tuttum. Dövme. Al. Ö'yü verin. Bunu anlamadım. Ö bu. Al. Görmüyorum ki. Evet. Nasıl alayım? Al. V bu. Güzel. Tamam. V. Düzelt. Güzel. Çabuk. Tamam mıyız? Hadi. Tamam. Hadi. M düzelt. Düzelt. Ha? Doğru. Evet. Süre alabilir miyim? Kaç saniye? Süre 29 saniye. Nurdan M'yi V gibi tuttuğun için azıcık bekledik. Azıcık oradan kaybettik. Ne olur iki tane daha bilelim. Bilebilirsiniz. Şu an 29 saniyeniz var hanım köylüler. Sıradaki harfler gelsin bu arada. Şu an her bildiğimiz artı yazacak. Onlar 3 bildiniz değil mi siz? Biz 3 bildik evet. 2 tane bilirseniz bize yaklaşıyorsunuz. Evet, biz az bilmemize rağmen arkadaşlar bayağı öndeymişiz. Hadi hızlı yaparsak evet, neden hızlı olmasın. Hadi. Hazır mısınız? Evet. Sorumuz gelsin o zaman. Dünyanın en meşhur kulelerinden biri nokta noktadır. Cevabın baş harfini görelim.
E. Evet. Doğru. Doğru doğru hadi. Al Arda, Y bende. L bu. E bende. L en sona en sona versene. E bende. L'yi alayım. Evet. L'yi alayım. L geliyor. Evet kaldırın. Çabuk çabuk çabuk. Evet. Doğru. Evet. Bravo. Bravo. Çok iyiyiz ya. Çok iyi. Çok iyi. 14 saniyeniz kaldı. 14 saniyeniz var. Hızlı olmanız lazım. Şimdi hazırsak sorumuz gelsin lütfen. Göz makyajının olmazsa olmazlarından biri nokta noktadır. Cevabın baş harfini görelim. R. Rümel. Doğru. Arda İ A. R bende. E bende. Tamam. Ben hazırım. L'yi uzatıyorum. Bur- L. L'yi al. Çabuk çabuk çabuk. Bunu bilmiyorum. Hadi hadi. Al bunu al. Ne o? M'ye dikkat edin. Tamam. Doğru. Doğru. Helal be. Ay, açabilirsiniz gözleri arkadaşlar. Doğru hiç bir harfi anlamıyorsun. Hepsini Nur'dan ben anlamadım ve... evet ya. Hepsini Nur'dan senin yerini anlıyor. Evet. Ben ne tuttum diyor ya. Çok iyiydik çok iyi. Ben bunu anlamadım abi. Kaç tane bildik? Beş tane bildik. Beş. İyi. Artık baktın Nur'dan zaten biliyor. Hiç hissetmeden Nur'dan'a vermeye başladın. Al sen zaten al sen zaten yaparsın diye diye. Gerçek bir hanım köylüsü. Evet 5 tane bildik ama sonuçta evet. Yakaladık. 1250'ye 1300 olduk. Evet. Güzel bir dizmen etabı geçirdik. Tebrik ediyorum. Tebrik oradaki ediyorum. N ve... Bizi çok bozdu. Bizi ne çok bozdu? N ve Z. Gözlerinizin kapalı olması sizi bozdu. Biraz. Soru turumuz var. Sorularımız var yine. Bonus yapabiliriz. Güvenim sonsuz size. Hazırsak o zaman 3. tura başlıyoruz. Gelsin bakalım sorular. Şimdi 3. tura başlıyoruz. Yine sorularımız var. Bu sefer her cevap 150 puan değerinde. Bonus alırsak 1500 puan değerinde oluyor. Bayağı bir fazla. Hazırsanız. Hazırız. Umarım bonus alacağız yine. Umarım. Sorumuz gelsin lütfen. Online nokta 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 nokta. Online bir şeyler. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Online eğitim. Online eğitim. Online araba. Online araba. Online ödev. Online ödev. Oyun. Taksi. Online taksi. Sen de Ela. Ödenir. Online ödenir. Ödeme. Devam. Araba. O araba. Bankacılık. Online bankacılık. Çok iyi. Online yapılan şeyler. Araba. Araba. Alena. Online arkadaş. Online arkadaş. Arama. Online arama. Alışveriş. Online? Alışveriş. Alışveriş süpersin. Devam. Televizyon. Online televizyon. Online aşk. Online aşk. Televizyon. Telefon. Online telefon. Ela. Arkadaş. Online arkadaş. Ticaret. Evet süre bitmişti. Keşke söylemeseydim biliyor musun? Aa. 2050 puana geldik. İki tane cevabı bilemedik. Bilmiyorum ki abi. Evet 10 saniye süreniz var. Düşünün arkadaşlar net kararınızı verin. A'yı düşün sen. A'yı. Evet Dorukcan. İki tane çalma hakkımız var. Çalarsak müthiş olur. Kritik bir 2 puan. Alalım onu. En emin olduğundan başla. Online terapi. Online ticaret demiştiniz. O ticaret bak gerçekten. Ticaret mi? Ticaret bence. Online ticaret yani. Toplantı. Ticarete çok inanmıyorum. Ticaret olsaydı ağlardım bayağı. Orada cevap. A ne? Online terapi de çok. Online arkadaş, online... Aşk, online aşk dedi ya. Anket. Online anket. Neyse hiç puan çalamadılar bizden. 2050 puandayız. Şimdi sırada sizin sorunuz var. Tamam, güzel. Umarım biz sizden çalacağız. Hadi bakalım arkadaşlar bir full zamanımız geldi. Evet. Hazırsanız. İnşallah. Sorumuz geliyor. Nokta nokta açmak. Cevapları görelim. Süremiz başladı Doruk. Kitap. Kitap. Yufka. Yufka. Aa. Yer. Yer. Kurabiye. Kalem. Kalem. Meyve. Meyve. İyi düşünün, iyi düşünün. Ne açarız? Açılan şey. Çabuk çabuk. Kek. Kek açmak. Hamur. Hamur. Evet. Köfte. Köfte. Kapı. Kapı. Bravo. Daha kolay mı düşünün? Evet. Kalem. Kalem.
Buldum. Köfte. Köfte. Kilit. Kilit. Ah ya. Evet. Kestane. Kestane. 5, 4, 3, kapı. 2, 1. Kafes. 10 saniye toplam süreniz yine var. Bir gözden geçirin. Gel. Bir düşünün. 4 tane K harfiyle başlayan nokta nokta açmak. Bir şey açmak. Kapı açmak, hamur açmak, yer açmak. Kalem mi? Kalem var. Kasa, kutu, koli. Evet. 5, önce kasa. 5, 2, 1. En güvendiğinde başla. Ne olur biber gibi olmasın. Bak ağlarım. Kasa diyorum. Kasa açmak. İyi bari tamam. Puan vermedik. Tamam. Söylesene Allah aşkına. Kasa, kutu, koli. Kutu açmak, koli açmak. Bu ikisi var mesela. Kutu kesin var. Ya. Ben dedim kutu diyeyim. Kutu açmak. Evet kutu, kutu varmış. Kafa açmak var mı mesela? Kafa açmak evet, var. Var. Kesin. Kafa açmak. Kapak açmak var. Çok basit ya. Ya basit düşünemiyorum. Evet, kafa açmak olur. Yok mu ya? Kafa havanoz açmak çok kullanılır. Kafa açmak kafa var. Kafa açmak var. Net. Bir tane daha K var. Kargo açmak. Kargo açmak. Neyse güzel birbirine yakın. Neyse şimdi sırada zaten sizin sorunuz var. Hadi. İnşallah hadi. Biber ve kasa gibi olmayacak cevaplarınız diye düşünüyorum. En kolay düşünüyoruz hanım en kolay. Hazır. Bir de hemen geçin hemen. Tamam. Uydurun uydurun evet, uydurun tamam. Geçin. Süre kaybetmeyin. Gelsin bakalım sorumuz. Evlenme teklifi sırasında yapılan şeylerden biri nokta noktadır. Bak daha yeni evlenme teklifi etmişsiniz, yeni evlenmişsiniz. Gelsin cevaplar. Süremiz başladı. Yüzük vermek. Yüzük vermek. Pırlanta almak. Pırlanta almak. Evet demek. Evet demek. Güzel. Diz çökmek. Diz çökmek. Çok güzel. Çanta vermek. Çanta vermek sen. Çeyiz vermek. Çeyiz vermek. Bela. Allah bilir. Allah bilir. Ebu Bekir. Evlenme teklifinizi düşün. O sırada olanlar. Evlenme teklifi sırasında. Para almak. Para almak. Oynamak. Oynamak. Seslenmek. Seslenmek. Sevgili. Sevgili. Ebu Bekir. O sırada olan şeyleri düşün. Evet dedi. Sonrasında, öncesinde, diz çöküttüğünden sonra. Parti. Önce. Parti. Aleyna. Çömelmek. Çömelmek. Oğuz. Pas. Oynamak. Oynamak. Evet. 4 tane kaldı. 10 saniyemiz var. Evet. 10 saniye düşünün. Evet. Bunları yakalarsak. 4 tane 150 puan. Hadi. Hadi arkadaşlar. Çalalım. Sonra da bizim sorularımız önce var. Önce üsttekine. 5. Evet. 3 2 1 Hazır mısın? Hazırım. En az hiç durmuyorsun hazır. Vallahi mi? Hazırım yok. Kaç tanesini bileceksiniz sen? 2. Hadi çok hazır mısın? Söyle baba. Çiçek vermek. Çiçek vermek. Güzel. Sarılmak. Ah. Serenat. Serenat. Ne var başka? Bulmuş muydunuz başka? Bizim yaptıklarımız bunlardı. Ne var? Sürpriz bence o. Sevmek sürpriz. Mi? Sürpriz tabii ya. Evet. Sürpriz tabii ya. Neyse bir tane. Atlı karıncadan adam çıkarmışsınız aklınıza gelmiyor. Sürpriz işte o. Diğeri o. Organizasyon. Yapmak. Başka seyircide? Sen bayağı yarışmacı ol ya. Sen tamamsın ya. Başka bir tane daha. PA ne? Pankart açmak. Aa, çok güzelmiş oldu. Bu. Sırada sizin sorunuz sizin, var. Sıra bizim sorumuzda bakıyorum. Tamam evet. Hiç puan farkı sıkıntılı değil. Yani çok da sıkıntı yok değil, gibi değil. Biraz var gibi ama çok fark yok. Hayır 4 tane bir şey yakalıyoruz canım. Şey değil şu an. Basitten çok iyiyiz. Çalabiliriz sonrasında. Çalamazsınız. Hadi arkadaşlar. hepsini biliyoruz. Hepsini. Evet hadi. Gelsin bakalım sorumuz. Nokta nokta alınan bir hediye beğenilmediğinde söylenen bir sözdür. Cevapları görelim. Evet, süremiz başladı. Çok güzel. Çok güzel. Çok içten verdi. Çok içten verdi. Ne zahmet ettin? Ne zahmet ettin? Süpersin. Gerek yoktu. Gerek yoktu. Çok güzel. Tadı güzelmiş. Tadı güzelmiş. Güzel. Çok iyi gidiyorsunuz bak. Teşekkürler. Teşekkürler. Harikasın. Boşuna uğraşmışsın. Boşuna uğraşmışsın. Çok içimden geldi. Çok içimden geldi. Çiçek. Çiçek.
Çok iyi verdin. Çok iyi verdi. Yani çok, neler denebilir? Çok işime yarayacak. Çok işime yarayacak. Bedeni uymadı. Bedeni uymadı. Bravo. İyi, bravo. Çok iyi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Salla. Çay. Çay. Evet. 10 saniye toplam süreniz var. Evet. Bir 10 saniyede düşünün. Bir daha düşünelim mi? Yeni düşün, yeni düşün. Yani. İstemeden verdiğin söyleyeceğim. Aynen. İstemeden verdiğin. Diğeri. 10 takdiri değer mi? Takdiri değer. Tadı da mı? Tadı da mı? Sen söylediğin gibi. Çok istemeden verdim. Hadi bakalım. En bak, en emin olduğunu söyle. Ne olursun biber ve kasa olmasın. Hadi. Çok istemeden verdi diye bir şey. Neymiş ki? Onu bir de sallamıştı bir tanesi. Öyle, biz öyle bir şey dedik. Çok istemeden verdim. Çok içimden verdim dedi. Başka fikriniz var mıydı? Yoktu yani. Yoktu. Tamam. Ama zor ya bu ne? Aa, çok ihtiyacım, çok ihtiyacım vardı. Yani çok ihtiyacım vardı. Beğenilmediğinde söylenen. Teknik direktör. En alttaki ne? Arzım değil. Bu ama açık açık. Zor mu? Evet. Bu açık açık beğenmedim. Önünüze geçmişsiniz ama. Evet. Evet. Sonuçta bu zor soruda bilerek 2600'e geldik. Ve ne oldu biliyor musunuz? Hanım köylüler ilk defa öne geçti. 2600'e kim geçti? Çok yakın Allah'tan puanlar. Korkmuyoruz. Çok güzel. Çok çekişmeli gidiyor. Bu şimdi çok güzel bir yeni turumuz var. İsmi Duy Beni. Turumuzdan biraz bahsetmek ister misiniz? Duy Beni turumuz çok eğlenceli sevgili dostlar. Aranızdan iki kişi seçeceksiniz. Biri oturacak, o duyacak. Diğeri de nesnelerin seslerini çıkaracak. O da sadece o sesleri duyarak onun ne olduğunu tahmin edecek. Bu kadar. Pilav üstü takımı yarışacak. İlk önce kim duyacak, kim duyuracak? Seçtiniz mi kendi aranızdan? Seçtik. Ben duyan kişiyim. Ben de duyuracak kişiyim. Niye kadınlarımıza güvenmediniz ya? Valla sorduk biz. İstemediniz onlar mi? Şey yaptı, onlara güvendik. İyi hadi biz bakalım bu inşallah yani yüzünüz kara çıkmaz. İnşallah biber, kasa gibi olmaz olaylar. O sen duyacaksın değil yes. mi? Sandalyeye oturacağız seni. Dındır 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 dındır. Hadi alalım Oğuz'u. Şimdi artık kimse konuşmuyor. Sorumuz gelecek. Hazır mısın? Evet. Çok hazırım. Hazır mısın Oğuz? Soruyu bilmesem de hallederiz ya. Tamam. Şimdi önce sorumuz gelsin lütfen. Nokta 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 günlük hayatta elinizden düşürebileceğiniz bir şeydir. Elinizden düşen bir şeyler. Süremiz başladı. Hadi al bir tane. Telefon. Bardak. Süpersin. Hesap makinesi. Telefon. Süper. Fırça. Kağıt. Kitap, para. Aferin ya, çok güzel. Devam. Tesbih. Süper. Dosya. Kağıt, kalem, kitap. Süper. Hadi. Bu arada ben kelimeyi unuttum vallahi. Çakmak, mandal. Cetvel. Biraz daha yap. Bir değiştirelim. Bir tane daha geldi. Tarak. Kağıt, kalem, kitap. Fırça. Cetvel. 4, 3, 2, 1. Makas. Evet. Olsun. İyiydi değil mi? 5 tane bildik. Gayet güzeldi bence. 3500 puana geldik. Hangilerini bilemedim. Neydi biliyor musun? Bak bunu şeyini bile çıkarttım ya. Kumanda. Evet. Kumandanın şeyini kumandanın kendini anlarsın diye. Bence kumandanın evet. pilini çıkarma çok iyi fikirdi ya. Çok iyi fikirdi. Hiç aklıma gelmedi. Hiç aklına gelmedi. Hani vurursun ya böyle tık tık tık. Sonra gözlüğü de tek tek kapatmayı da buldun. Böyle. gerçekten zor ama ya. Zor. Çok iyi. Çok teşekkürler. Süper arkadaşlar. Gitti şu an sıkıntı yok. Tebrik ederim. Evet.
5 tane bildiler. Neden full yapmayalım arkadaşlar? Neden yapmayalım o? Kim duyacak, kim duyuracak? Ben duyuruyorum. Ben de duyuyorum. Arda evet. Gel sandalyeye lütfen. Senin gözlerini bir kapatalım. Otur Arda geldi. Gözlerini kapat bakalım. Sorumuz gelsin. Nokta nokta fişe takmaya gerek duymadığımız bir ev eşyasıdır. Evet, süremiz başladı. Tabak. Bunu da al, bunu da al. Parak. Evet, değiştiriyor şu an. Vazgeçti ondan. Vazgeçti hemen. Pencere. Evet, değiştiriyor şu an. Şan. Koltuk, yastık. Evet, doğru. Yastık doğru. Leğen. Evet, leğen helal doğru. Olsun, çok iyi. Bravo. Tencere, tava, tabak. Bardak. Mutfak eşyası. Anlamıyorum. Evet, değiştiriyor şu an. Ne kesme tatlısı mı bu? Evet. Deniyor. Çabalıyor Doruk. Evet. Bu ben şeyim. Bu ne davul mu? Bu ne bu ya? Parak. Diğerine geçsene. Onu buldum. Bunu bilmiyorum. Çaydanlık. Süre uzun. Tamam. Ha, göster onu. Tamam, götür. Onu götür. Hadi. Hadi hemen. Evet. Çaydanlık. Çaydanlık. Tamam. Tamam, bir tane bilmiş oldunuz. Tamam. Açabilirsin. Üçünleri bildiğimiz. O ne ya? Bakabilir miyim? Rende. Hiç bakma. Oğlum stüdyo mahvoldu sen bilene kadar ya. Rende'yi bilebilirdin ya. O rende sesiydi o. Rende tarağa benzettim abi. Tarağa benziyor bak. Ben şu an kulağımı hayır, kapattım. Hayır, tarak metal sesi geliyor rende. Hayır, bak bak. Baksana. Saçını tarıyor evet, gibi duruyor. Evet. Hatta ben saçını tarıyor zannettim. Hadi, öyle yapman lazım. Evet, hızlı yapsa olur. Öyle bende yani. Yani hızlı olması lazım. Olay durağa patladı. Aynen, bana böyle yumuşak bir şeyi tarıyormuş gibi geldi. Evet, bu tarafı öyle. Burayı tarasa olur. Hiçbir şey rendelemediğin çok belli oldu. Evet. Çatır çıkıyor. Sadece tek yöne yaptı. Hayır, zaten havucu da almadı giderken. Evet. Çöp. 3200 puana geldim sonuç güzel olarak. Senin yerine alabiliriz. Bana da yine 300 puanlık çok minicik bir puan farkı var sadece. Hazırsak yine soru bölümüne geçiyoruz. Dur başlasın. Şu an her cevap artık 250 puan değerinde. Toplam 2500 puan bonus kazanma şansınız var. Şimdi siz başlıyorsunuz. İlk sorunuz gelecek. Hazır mısınız? Hazırız. Öndesiniz. Bonus olabilirsiniz. Konsantre olursanız. Pilav üstü takımının ilk sorusu gelsin lütfen. Ev kiralanırken konuşulan şeylerden biri nokta noktadır. Cevapların baş harflerini görelim. Süremiz başladı. Kira. Kira. Kontrat. Kontrat. Sözleşme, süper. Daire. Daire. Oturma salonu. Oturma salonu. Akraba. Oda sayısı. Oda sayısı, evet. Maliyet. Maliyet. Kazanç. Kazanç. Aidat. Aidat. Güzel. Devam. Daire. Daire. Kira. Kira. Maaş. Maaş. Katı. Kat. Kat. Daire. Daire. Depozito. Depozito. Mükemmel. Süper. Devam. Maymun. Sıkıntı yok. 5 tane bildik. 4750 puana geldik. Gayet güzel. Hadi dostlar. Tartışıyorlar. İlk önce diğerini söyle. Önce diğerini söyle. Evet. Önce diğerini söyle uyarısı geldi. Hazırsan Doruk. Şu iki cevaptan birini bile alsak 250 puan. Çok iyi puan. Evet inşallah. Doruk. Söylüyorum. Ötekini söyle dediler bak ona göre. Evet evet. Evet evet. Evet Doruk cevabını veriyor. Metrekare. Metrekare. Bravo. Bravo. Bir tane daha. Kombi. Kombi. Olabilirdi ya. Kombide konuşulur yani.
Yani olsun bir tane cevap aldınız. Evet, kombili mi dersin belki? Biraz evet. Geçmişte kalmış bir konu. Evet, 90. Evet, aynen. Yerden ısıtmama, kombili, doğalgaz var. Ne dedin? Konum olabilir. Klima. Mi? Konum. Konum ya. Yani. Klima da olmuş bu arada. Konum. Evet. Yasak. Ev nerede? Olsun, bir 250 puan aldık, mükemmeliz arkadaşlar. Evet. Sizin sorunuza geldik. Ne güzel gittiler bak. Bir tane fulle her şeyi değiştirebiliriz arkadaşlar. Hazırsak. Gelsin bakalım sorumuz. Bizim sorumuz. Nokta nokta WhatsApp grubu kurmak için bir sebeptir. Cevapları görelim. Evet, süremiz başladı. Oyun. Oyun. Arkadaş sohbeti. Arkadaş sohbeti. Noni. Noni. İş hatırası. İş hatırası. İş hayatı. İş hayatı. Evet. Ders. Ders. Evet. Arkadaşlık. Arkadaşlık. Daire. Daire. Bu diğer soruydu. Evet. Arkadaşlık. Arkadaşlık. Bilmek. Bilmek. Beyin takımı. Beyin takımı. Halı saha. Halı saha. Biz o yüzden kurulur. Halı saha için kurulur. Dönem. Araba. Dönem. Araba sohbeti. Araba sohbeti dedi. Çıkmadı. Evet. Hazır mısınız? 3 tane cevap verebilirsiniz. Bu sefer biliyoruz. Hadi en güvendiğini söyle bak en. Dedikodu. Dedikodu. Çok iyi. Evet. Araba sohbeti. Araba sohbeti ne ya? Araba sohbeti değildi. Ne? Akraba. Satışı mı? Araba satışı mı? Araba satışı yapmak için satacağın adamla mı grup kuracaksın abi? Akraba değil mi? İyi ihtimal. Akraba sohbeti. Evet. Diyormuş. Akrabalı bir ama şeydir yani. Ama çıkmaz dedik. Ne demek akraba? Aile, akraba. Bence akraba sohbeti olur ya. Evet. Apartman sorunları. Aa bu çok zormuş. Tamam bir tane aldım. Öteki neydi? Ötekini i̇şte. Düşünmüş. Ötekisi ne? Yok. Bilgi paylaşmak. Bilgi paylaşmak. Hiç olmadı bir şey. Yani. Hiç olmadı. Evet. 5000'e 4450 puan. Arkadaşlar son sorudayız. Çok kritik. Bu son soruda finale kimin gideceğini karar vereceğiz. Bizim ortak toplam 35 tane WhatsApp grubumuz var. Sayıyor musun her gün? Hayır yapmadan. Senin sohbetine girdiğimde ortak 35 grup var diye WhatsApp'ta bilgi var. Ben bunu niye sayayım delireceğim ya. Hem teknoloji bilgisi yok hem bir de seni stalkluyor gibi oluyorum tek. Ki stalklarım. Kim bilirsin WhatsApp grubu. Hiç yanlış gruba mesaj attınız mı? Bana attılar. Sana bir tane velim yanlışlıkla eşini yazacakken iki ekmek alır mısın yazmıştı. İyi bari kibar bir şey yazmış. Eşine yazabileceğim başka şeyler de var. Sizin WhatsApp grubunuzun adı ne? Hanımköylüler. Hanımköylüler. Gerçekten mi? Evet. Var yani böyle bir şey. Evet. Oğlum takma kafana sen yıkıldın ya. Ya şu an sorun yok ya. Sana daha WhatsApp, birer sorun WhatsApp var. Grubu... Yıkıklar diye kuralım mı beraber böyle bir dertleniriz ya. Benim yıkıklar diye WhatsApp grubum var biliyor musun? Ha var evet. Sinir akrabalarımla. Ha benim yeğenlerim evet, de var. Yıkıks. Yıkıks. En saçma WhatsApp grubu ismi ne var bizde mesela? Birader bir bakar mısın var. Birader bir bakar mısın hemen. Ben başka? Sonra askere gittiğim zaman orada bir komutan vardı işte selam verirken şöyle selam vermen diye. Ali Veli Konya diye var bir tane grubumuz. Kim var o WhatsApp grubunda? Asker arkadaşlar. Asker arkadaşlarım var. Gerçekten başka? O kadar. Ela senin dahil olduğun saçma. Ben mesajlaşmayı hiç sevmiyorum. Beni arıyorlar genelde. O yüzden. WhatsApp'ı da dahil etmiyorlar. Yok evet. Sesli mesaj atmayı seviyor musun? Senin evet. Sesin müsait bak. Sesli mesaj. Ama anlamıyorlar. Tekrar o yüzden. Evet, başka saçma grup WhatsApp. Barbie diye var. He? Evet, Barbie. Ne yani o ya? Filme gitmek için açmışlardı. Evet, oradan bir başladı, bir daha Barbie diye kaldı. Yine yani, dövdünüz mü başka insanı? Başka arkadaşlar. Barbie. Ya benim için de Barbie grubunun içinde olduğum bir grup. Evet. Bizim şöyle bir şeyimiz var. Biz Eser'le ortak çalıştığımız zaman işte ortak işle alakalı mesela grup açıyoruz. Bir sürü kişi oluyor mesela. Bir herkesin dahil olduğu iş grubu var. Bir işte dedikodu yaptığımız insanların dahil olduğu bir iş grubumuz var. Bir de çekiştirdiğimiz insanın dahil olmadığı ayrıca bir iş evet. grubumuz var. Üç ayrı iş grubumuz var her işte. Çift terapisi dahil, Cevap Ver Türkiye dahil. Talk Show'da sen yoksun. Talk Show'da da var ama benim aynı şekilde. Hiç siz ayrı grup beni mi çekiştiriyorsunuz orada? Orada sen yoksun. Seni çekiştiriyor. Allah Allah. Şu an zan altında bıraktın. Olmayanlar. Senin ailenle de mesela. Senin olmadığın gruplarım var benim. Benim ailemle. Evet senin ailenle. Kimle?
Ay, ablaların annem falan seni çekiştiriyoruz orada da. Nasıl? Var mı gerçekten? Var var. Aa. Senin mesela benim ailemle grubun var mı? Olamaz. Yok. Yo. İnanılmaz ya. Ben kendimi çekiştirdim. Gerçekten dört bir tarafım kuşatılmış. Hanım köylü olmak dışında bir şansımız yok be. Hadi son soru. Hadi hazırsak son sorulara geçiyoruz artık gerçekten. Hadi son soru düşmeyin arkadaşlar. Bu arada arada çok az puan farkı var. Hiç öyle eşit gibi yani hiç aman. Şuna çok konsantre olun yeter. Evet bu puanlara çok konsantre olun yeter. Hazır mısınız? Hazırız. Tamam. O zaman artık son sorular, son sorumuz gelsin lütfen. Ergenlik çağındaki çocukların yaşadığı şeylerden biri nokta noktadır. Eyvahlar olsun ya. Gelsin cevaplar. Süremiz başladı. Boy atması. Boy atması, boy uzaması. Antidepresan. Antidepresan. Alena. Sivilce. Sivilce çıkarmak. Sivilce. Saç. Saç. Akraba. Akraba. Ses kalınlaşması. Ses kalınlaşması çok güzel. Araba. Araba. Sen de Bekir. Arkadaş. Arkadaş. Ergenliğinizi düşünün. Anne diyeyim. Anne. Aile. Aile. Asilek. 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 Tamam süper. Devam. Arkadaş ortamı. Arkadaş ortamı. Ebu Bekir, düşün. Ergenliğini düşün. 11 saniye. Ses. Ses. Stres. 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 Süpersin. Boy atman. Boy atman. Tamam. Aksi olmak. Evet. 6250 puana geldik. Sıkıntı yok. İki tane bilemedik ama gayet kaç? Güzeldi. 3, 4, 5, 6 tane bilsek kaç oluyor şu an? Şimdi size sonradan geleceği için siz bonus da burada 2500 falan kazanabileceğiniz için her türlü geçiyorsunuz. Evet. Şu an hala şansınız var. Buradan puan çalıp eğer kendiniz bonus kazanırsanız çok çok kazanmış oluyorsunuz. Evet. İlk önce diğeri. Süremiz. Sen de diğerini söyle. İlk önce diğeri yine doğru sana bir if geldi. Aşık şuradan olmak. Bir tane... Aa bu çok güzel cevap. Aşık olmak. Aşık olmak doğrudur kesin. Bravo be çok önemliydi. Bir tane daha. Korkuyorum. Söyle. Bence ilkini söyle. Söyle söyle. Tavır almak. Tavır almak. Geri batma. Evet şimdi geldik son soruya. Gerçekten heyecanlı. Hanım köylüler 6 tane bilirseniz finale siz gidiyorsunuz. Bilemezseniz de pilav üstü gidiyor. Hazır mısınız? Hazırız. Son soru. Hazırız. Heyecan dorukta. Dorukta. Heyecan gerçekten dorukta. Evet, kelime çakısıydı bu. Hemen heyecan havada dorukta. Yakaladım. Evet, geliyor sorumuz. Yavaş hareket eden insanlar için nokta nokta denir. Cevapları görelim. Evet, cevaplar bunlar. Süremiz başladı Doruk. Sakat. Sakat. Hantal. Hantal. Bravo. Uykulu. Uykulu. Ağırkanlı. Ağırkanlı. Mayımışık. Mayımışık. Uyuşuk. Uyuşuk. Bravo. Mız mız. Mız mız. Mız. Kontrolsüz. Kontrolsüz. Mayışık. Mayışık. Konuşmak. Konuşmak. Mıy evet. Mıy. Mıy mıy. Evet. Doruk. Doruk. Miskin. Miskin. Evet bir tane daha. Kırgın. Kırgın. Kilolu. Kilolu. Evet. Zordu. Kilolu. 50 puanla. 50 puanla finalde. En kolayını bilemediniz. Ne acaba? 50 puanla. Bu arada kilolu çıkacak sandım. Yok ya kilolu denmez ya yavaş hareket edenlere. Ama kilolu bazı kilolu insanlar yavaş hareket edebilir. Benim de çok yakın tanıdığım biri öyle. Ben değilim bu. Tamam hazırsanız söyleyebilirsiniz. Bilmiyorum. Küçük ge ve büyük ge. İkisinden birini ya da ikisini belki bilebilirsiniz hala. Evet. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorlar. Kansız mı? Korkak mı ya? Ne? Korkak dediler oradan birden. Korkak olduğu için yavaş hareket eder mi insan ya? Aplumba. Çok şaşırdım. Kaan'ı gibisin. Kaan'ı ya evet çok zormuş. Evet. Kaan'ı gibisin denir ama. Kaan'ı gibisin denir Kaan'ı ya. Kaan'ı gibisin net denir. 50 puanla gerçekten geride kaldınız. 50 puanla kazandılar. Pilav üstü 50 puanla
finale gitmeye hak kazandı. Hanım köylüler gerçekten harika bir yarı çıkardılar. Evet, gitmeden şöyle şu Instagram'larını bari parlatalım. Oradan para kazanırlar belki. Spor salonu kullanma kılavuzu. Evet. Ben de paylaşıyorum. Aa, bu bizim. Bu kim? Ben de buradan. Bu bir yarışma mı? Yarışıyor musunuz burada? Evet, ama ben çok yarışamadığım için belli olmadım. Evet, Seray... Seray Atik aratıp izletemezsiniz. Seray Atik Instagram sayfasını takip edin. Buradan kazanamadığı parayı Instagram'dan inşallah. Bu programda Seray'ı 10 bin takipçiden 25 evet, bin takipçiye çıkartıyoruz inşallah. 50 puan hakkını verin. Sabah kalkıp zorla video çeken erkekler derneği olarak... biz de toplanmak istiyoruz bu arada. Siz acaba hepiniz grup mu kursanız? WhatsApp grubu. Sabah kalkıp olur, video çekmek evet, zorunda kalan hanımcılar grubu. Zorlu influencer kocaları diye bir WhatsApp grubu kuruyorum. Mantıklı. Herkesi de ekleyeceğim arkadaşlar. Orada buluşuyoruz. Evet. Teşekkür alkışlar. Ederiz. Alkışlar hanım köylülere gelsin. Kıyam üstüne finale gidiyoruz. Bravo. Evet sevgili pilav üstü takımı. Sizinle finale geldik. Artık para kazanabileceksiniz. 200 bin lira bile kazanabilirsiniz. 4 tane sorumuz var. Birinci soru senin için, ikinci soru senin için ve 2 cevap var. Üçüncü soru senin için, 3 cevap var. Dördüncü soru Ela senin için ve 4 cevabı var. 60 bin liraya geçtiğiniz anda süper final oynama şansınız olacak. Bir tane butonumuz var. Butona soruyu pas geçmek isterseniz basabiliyorsunuz. Soruyu geçmek istediğiniz anda basıyorsunuz ve pas geçiyorsunuz. Bu arada eğer siz de burada yarışmak isterseniz tv8başvuru.com'dan başvurunuzu yapıp bizimle burada yarışabilirsiniz. Sizi bekliyoruz, haberiniz olsun. Evet. Ne güzel, seri seri anlattım be. Konuş be kocacığım. Yavaş yavaş konuş, seni birazcık takımı. Sizden bekleyin. Senin takımın şu an. Şey... İstersen ilk soruyu sen sor o zaman. Yani sorarım ben. Lütfen senin takımın soracağım. Benim takımım. Tebrik ediyorum. Takım. 50 puanla kazandım. Finale geldiniz. Evet. Çok çekişmeliydi, bir kere eğlenceliydi. O yüzden hani bu rekabeti saldığınız için çok mutluyuz. Yarışmada böyle rekabet olması çok hoşuma gidiyor. Çok güzel. O yüzden hayal ediyor muydunuz finalde olmayı? Evet. Vallahi. Evet. Hep hayal zaten. Ediyorum. Hep hayal zaten. Dedik ki kazanıp geleceğiz yani. Başka şey yok. O kadar. Evet. Peki parayı kazanırsanız ne yapacaksınız? Tatil. Bize tatil. Dördünüz birlikte tatile mi? Ayrı evet, ayrı belki. Ayrı ayrı. Nereye? Onlar Mısır'da, biz Tayland diyoruz. Tayland çok güzelmiş. Tayland için güzel, süper finale gitmeniz lazım. Bence bir uçak bileti çıkarsa yeter ya. Evet, hazır mısınız? Hazırız. Evet, ilk soruyu ben soruyorum değil mi karıcığım? İstersen sen sor. Evet, artık ben de finale çıktığı için... Ebu Bekir'le başlayacak. Pilav üstü grubunu. Zaten hep yiyecek adı olduğu için daha sıcaktım biliyor musun hanım köylüler? Ama hanım köylüsün sen de ya. Öyle ama pilav üstünü daha çok yemeyi severim. Bir şey söyleyeceğim. Sen bu yarışmaya katılsan takımın ismini ne koyardın? Yavaşlar. Miskinler. Uyuşuklar. Mıymıylar. Mıymıylar. O son sorudaki bütün hepsini koyabilirdim ben. Kaplumbağalar. Kaplumbağalar. Yavaş yavaş gelirdik böyle, hepsini bilirdik. Evet. Hazırsan, hazırsan ilk soru geliyor. Uzun boylu görünmek için yapılabilecek bir şey nokta noktadır. Cevabı görelim. Süren başladı. Topuklu giymek. Topuklu giymek. Doğru cevap. 10 bin liranız oldu. Güzel. Abi buradan Edirne'ye doğru yola çıktık. 10 bin liranız var. Yani bakalım Karadağ mı, oradan karar vereceğiz. 10 bin liranız var. Şimdi iki cevaplı soru gelecek. Buyurun. Aleyna sen de yani aşağı yukarı aynı boylardasın. Sen topuklu giydiğinde rahatsız oluyor musun Ebu Bekir? Benden uzun oldun. Giyme falan öyle şeyler. Hiç uzun olmadım ki. Hiç uzun olmadın. Uzun olmadım. Topuklu ama ben de uzun değilim. Hiç öyle şeylere karışmıyorsun. Sen karışır mısın Oğuz? Uzayamıyor, o yüzden sıkıntı yok. Siz ayrı ayrı tatile gideceksiniz. Evet. Sen bir kaşınıyorsun. Yine sen bir içinde bir ceketin içinde çiçekle gitmen gerekecek Alev. Ben biraz yobaz gibi göründüm ama öyle değilim. Yobaz gibi hiç görünmez. Annen senin gelecek. Sizin aileleriniz sevgili olduğunuzu biliyor mu? Biliyor, biliyor. Tanışıyorlar. Tanışıyorlar mı? Seviyor mu Ela ben, yani? Ela herkes seviyor. En çok ben ama. Ay. Yine yolunu yaptın. Ha, 10 bin lira benden geldi sana şu an. Sen seviyor mu Ela? Evet. İyi anlaşıyorlar mı? Hatta annem yemek yapıyor. Benden önce Oğuz'u arıyor. Oğuz burada tek yaşıyor diye. Aa. Evet. O ben biraz garibanım. Sen Ela'nın annesiyle iyi anlaşıyor musun? Ama annem yanında böyle değil. Evet. Tatlı mı davranıyorsun anne? Evet. Annem yanında böyle değil. Sen işini çok iyi bilen birisin. Evet. Ben biraz şeytanım. Nabza göre şey abi. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz. Senin sorun Alena. İkinci evet, soru. İkinci iki tane cevabımız var. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. O zaman ikinci soru gelsin lütfen. Nokta 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 biriyle ilk karşılaşınca söylenen bir sözdür. Cevapların baş harflerini görelim. Süremiz başladı. Selam. Selam.
Merhaba. Merhaba. Süpersin. Evet. Harikasın. Harika. Bilemezsem direkt geç yatağım, beklemiyorum. Şu an şey oldu, biletleri almak için acenteyle anlaşmaya gitmeye varan bir tatlı bir konuşmalar, bir planlar yapılabilir hale geldi. Bir kişiyi Tayland'a yollayabiliriz gibi durum var şu an. 30 bin liranız var. Cepte. Bu soruyla üçünü de cevaplarsanız 60 bin lira kazanacaksınız. 60 bin lira artık süper finale geçmek de demek. Aynı zamanda ama baktınız cevaplayamıyorsunuz, hemen soruyu geçmek için butona basabilirsiniz. Evet, üçüncü soru, üç cevabı var. Sen de olsan. Olsan sendeyiz. Hazırsan sorumuz geliyor. Gelsin bakalım. Nokta nokta çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklanır. Cevapları görelim. Süren başladı. Kalem. Kalem. Kutu. Kutu. İlaç. İlaç. Süper. Baklava. Baklava. Bıçak. Bıçak. Kerpeten. Kar topu. Evet. Tamam. Bastı. Bir tane kaldı. Hiç sıkıntı yok. Şimdi bu soruyu atlıyoruz. Dördüncü soruya geçiyoruz. Biliyor muydun? Şimdi Ela'nın sorusu gelecek. Dördüncü soru. Dört tane de cevabı var Ela. Hazırsan sorun. Gelsin bakalım. Nokta 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 evde yapılması zor bir yiyecektir. Evde yapılması zor bir yiyecek. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Lahmacun. Lahmacun. Hemen salla git. Menemen. Menemen. Anne. Dolma. Dolma. Karpuz. Karpuz. Muz. Muz. Mantı. Mantı. Çok güzel. Hadi. Dürüm. Dürüm. Kadın budu. Kadın budu. Döner. Döner. Karnıyarık. Karnıyarık. Süremiz bitti. Ama olsun, 30 bin lira kazandınız. Süper finale maalesef gidemiyoruz. Ney peki, neymiş bu? Zaten kokoreç. Evde yapıyor Aleyna'nın babası ya. Kokoreç adı deneyen var mıdır ki? He? Okay. Evde yapılması... Şey ne? Diğer üçüncü sorunun üçüncü şıkkı neydi? Kibrit. Kibrit. Hiç gelmezdi bana. Kibrit çok zormuş. Ya yanma falan filandan gelirdi. Ha, kibrit yanma bu arada. Bıçak, evet, kibrit. Evet, çakmak kibrit gelirdi yani. Aynen öyle. Olsun. Güzel yarıştınız. Çok güzel yarıştınız. Finale çok kaldınız. İyi ki sizinle tanıştık. Çok tatlıydınız. 30 bin lira da kazandınız. Evet, çok teşekkür ederiz. Harika yarıştınız. Teşekkür ederim. İzleyenlerimiz de bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel yarışmaya başvurmak için yine başvurumuz aşağıda bekliyoruz. Bizden bugünlük bu kadar. Cevap Ver Türkiye sona erdi. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.